Evet, günaydın arkadaşlar. Bakın şu anda Köyceğiz'deyiz. Hemen karşımızda Köyceğiz Gölü var. Henüz güneş doğmadı. Güneş doğmak üzere karavanımızı buraya park ettik. Burası böyle güzel bir yol. Hemen Köyceğiz merkezi şu ileride. Yol boyunca böyle 2-3 tane karavan park etmiş. Özellikle bu kısımda çok karavan vardı. Ben de buraya park ettim. Bu mevsimde buraya izin veriyorlar ama yazın buraya izin vermiyorlarmış. Daha ileride bir karavan parkı gibi bir yer var. Belediye orayı yapmış. Oraya izin veriyor. Şimdi biraz şöyle bir etrafı göstereyim. Bakın böyle bir yer. Gölün kenarı. Gayet durgun, sakin ama hava soğuk. Şu anda takriben 8 derece civarında bir sıcaklık var. 7-8 derece. Arabanın içi 12 dereceydi. Benim araba 4-5 derece şey yapıyor. Hani bir izolasyon sağlıyor. Bakın durumlar bir şey. Bakın başka bir karavan daha geldi ya da gidiyor bilmiyorum. Göl böyle. Güneş karşıdan doğacak, öyle gözüküyor. Hemen şu tarafta Dalyan. Normalde baktığınız zaman buradan kuş 7-8 mil gibi, 7-8 kilometre gibi bir mesafe var. Bilebildiğiniz 10 kilometre. Ama Dalyan'dan buraya gelmek için önce şöyle gidiyorsunuz Ortaca'ya. Ortaca'dan böyle gelip böyle geliyorsunuz. Yani yaklaşık 35 kilometrelik bir yol oluyor Dalyan'dan burası. Ama normalde hani kuş uçuşu gitseniz 8-10 kilometre ilerisi daire. Evet, şimdi biraz yürüyelim. Bakalım bu yolda neler var. Çok güzel bir yol yapmışlar. Birçok hoşuma gitti. Böyle bir kordon boyu gibi yürüyüş yolu. Böyle palmiyeli, ağaçlı. Zaten çok yeşil bir yer. Yani bakıldığı zaman her yer yemyeşil. Şimdi ışık tam olmadığı için belli olmuyor. Karşılar vesaire hep yemyeşil arkadaşlar. Yani Türkiye'nin en yeşil yerlerinden birisi bence. Yani Karadeniz gibi bir yer burası. Şimdi biraz yürüyelim bakalım. Kimsecikler yok. Saat 7 civarı. Böyle saatlerde yürümeyi çok seviyorum. Hem çok sakin oluyor. Bakın muhtemelen yazın buradan denize giriliyor. Böyle güzel bir platform yapmışlar. Denize girmek için. Gölün suyu pırıl pırıl gözüküyor bu arada. Yani şeyden bu yaz gezdiğim Beyşehir Eğirdir Gölü'nden sonra burada su tamamıyla yeterli. Yani çekilme falan yok. Yani inşallah böyle gider diyorum. Gerçi bu bölge çok sulak bir bölge. Bakın şuradaki çeşme bile şakır şukur akıyor şu anda. Ya burada su sıkıntısı yok. Hiçbir şekilde su sıkıntısı yok bu şehirde, bu şehirde. Her yer su. Valla kaynak suyu gibi bir şey. Artık havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Bakın benim üzerinde şu anda yağmurluk var. Altımda bir polar var, bir polar daha var. İçlik var. Yani şu anda 8 derece, 7 derece bir sıcaklık var dışarıda. Bakmayın hani soğuk bir hava var. Karavanın içi zaten 12 dereceye düşmüştü. Yani artık yavaş yavaş bu bölgeye kış geldi. Muhtemelen bu normal soğuk bir hava burası için. Bakın böyle sahilde oturma yerleri yapılmış. Hoş, güzel. Thank you.
Evet, bakın buradan da tekneler, yani burası Köyceğiz Gölü. Buradan da tekneler çıkıp Dalyan'a kadar gidiyorlar. Burada ilginç bir resim gördüm. Bakın şu resim, benim çektiğim resim bu taraftandı. Yani şuradan çekmiştim ben. Böyle bir resim var. Bir de bu taraftan çekmişler. Bu da bu taraftan çekilmiş Dalyan resmi. Bu da çok güzel. Şu alan böyle sanki bir motif gibi duruyor böyle şey üzerinde. Oradaki sazlıklar. Buradan çekildiğinde bu alan daha belirgin. Şuradaki göl. Bu taraftan çekildiğinde, yani sağ taraftan denize bakıldığında bu taraf çok daha ağırlıklı gözüküyor. Bence bu resim daha güzel. Evet. Yolumuza devam. Evet, bakın yürüyüş yapıyoruz. Güneş doğdu. Böyle bir görüntü var. Böyle bir göstereyim istedim. Çok güzel. Hafif bir buharlaşma var gölde. Böyle bakıldığı zaman o da böyle bir görüntü veriyor. Şimdi onu çekmeye çalışacağım. Bakalım ne kadarını alabileceğiz. Burası da slow'muş. Yani yavaş, tüketim çılgınlığından uzaklaşmış toplumların işte kendi kendilerine yetecek enerji kaynaklarıyla yürüyebilecekleri bir köy burası. Evet, manzara böyle arkadaşlar. Burada. Bakın. Evet, bakın manzara bu şekilde. Karşı tarafta buharlar çıkıyor. Muhtemelen sıcak bir kaynağı var orada. Güneş doğdu. Göl aydınlanmaya başladı. Böyle bir manzara var. Muhtemelen şu karşıdaki daha ölmez daha. Bakın bu arada kaymakamlığı da burası, yani hemen öğretmen evi burada. Burada da kaymakamlık var. Yani şehir merkezi burası. Burası da öğretmen evi. Köyceğiz öğretmen evi. Ne kadar güzel eski bir yapı. Çok şirin bir köy. Bu yol böyle yukarı doğru çıkıyor. Bütün devlet binaları bu yol üzerinde. Yani vergi dairesi, tapu dairesi vesaire bu yol üzerinde. Şimdi biz bu sahil boyunca yürüyüşümüze devam edelim. Bakalım neler göreceğiz. Gördüğünüz üzere çok yeşil bir yer. Her yer böyle okulüs ağaçları, palmiyeler vesaire ağaçlarla dolu. Muhteşem güzel. Yani özellikle emeklilerin yaşadığı bir yer anladığım kadarıyla Köyceğiz. Emekliler tarafından tercih ediliyor. Evet. Evet, bakın çok güzel bir manzara. Kazlarla güneşe karşı fotoğraf çektirdim şu şekilde. Bakalım nasıl çıkacak, çok merak ediyorum. Bakın şöyle. Kazlar ve güneşin doğuşu. Şimdi dışarısı hafif ısınmaya başladı. Buharlaşma azaldı. Hava soğukken göl buharlaşıyor gibiydi.
Bakın böyle güzel manzaralar. Bakın yine bir çeşme. Yol boyunca çeşmeler var. Çeşmelerden sular akıyor göle. Yani çok sulak bir yer. Evet arkadaşlar, neredeyiz? Köyceğiz. Sitaslov Köyceğiz. Evet arkadaşlar, giderken bilgi vereyim size. Köyceğiz Gölü 54 kilometre karelik bir tatlı su gölüymüş. Yuvarlak çay, asar, yangı, kargıcık çayı, nemlan çayı ve öz suyu pınarları ile besleniyor. Suyunda denizden karışan hafif miktarda tuz ve çevresindeki pınarlardan gelen kükürtlü su var. Burada kaplıcalar çok var. O kaplıcalardan gelen kükürtlü su da var. Derinliği 50 ile 150 metre arası değişiyormuş. Denizden yüksekliği de 8 metreymiş. İçinde tatlı su kefali, sazan, tatlı su levreği, Japon balığı, yılan balığı gibi değişik balıklar var. Burası denize, dağların üzerinden denize ulaşıyor. Bu tip göller ayaklı göl deniliyormuş. Dünyada da bunlardan 7 tane varmış. Köyceğiz de bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Gölün etrafı dağlarla çevrili. Bunların en yükseği Ölemez Dağı'ymış. Muhtemelen karşımızdaki dağ da Ölemez Dağı. Burası şifalı sularla bilinen bir yer. Kaplıcalar. Bu nedenle buraya hani şifalı suların şifa yurdu olarak işletilmiş bu bölge. Milattan önceki yüzyıllarda. Hatta Roma döneminde 400 hastaya aynı anda hizmet verebilecek kadar genişletilmiş hizmetler. Kaynaklara göre hastanenin girişinde tanrılar adına buraya ölüm giremez diye yazılmış. Karşıdaki Ölemez Dağı da adını kaplıcalardan almış rivayete göre. Evet, buranın hikayesi, yani neden Köyceğiz? İşte burası bir ovaymış. Tarihte su basmış. Ovayı su basınca su doldurmuş. Sadece işte etrafta birkaç tane ev kalmış. Görenler de sadece bir Köyceğiz kalmış. Şehir batmış. Sadece kıyıda bir Köyceğiz kalmış demişler. Rivayete göre de Köyceğiz adı buradan geliyor. Evet, Köyceğiz ile ilgili genel bilgi verdim. Manzara eşliğinde. Öyle güzel bir yer. Bakın. Kendiler çeşme var. Yol üzerinde gördüğüm başka bir çeşme. Bakalım, bir yazı var. Ne yazıyor? Evet, okunabilir bir şey değil. Bakın burada sular buradan göle gidiyor. Evet, bakın yol boyunca karavanlar var. Ya bu mevsimde burayı kullanıyor karavanlar ama yazın izin verilmiyor. Manzara bu. Karşımızda da göl. Yani şu mevsimde burası çok güzel. Yazın gelmeye gerek. Tabii ki yani yazın. Başka çareniz yoksa gelinir ama bence bu mevsimler daha güzel. Evet, karavanımıza geldik. Güzel bir kahvaltı yapalım.
arkadaşlar şimdi arkadaşım Ali Emre Bey'in arabasıyla Ağla'ya doğru gidiyoruz. Ağla yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta. Öyle biraz tepede kalıyor galiba. Yayla diye geçiyor zaten. Yaylaymış. Orada bir gölet var. Ona bakacağız. Bir kahve içeceğiz eğer bir şey bulabilirsek. Bu sefer arabayı değiştirdik. Çok tatlılar. Evet, burası şeyin yaylası oluyor artık değil mi? Böyle köyceğiz. Henüz gelmedik daha. Ha, köy evet. Ama yukarıda kalıyor. Yayla gibi birçok insan burada köyceğizlerin burada evi var. Yazları gelip burada daha serin bir zaman geçiriyorlar. Böyle şirin bir yer. Ortada bir çınar mesela güzel. Bir çınar demem ama. Bayağı ısır bir çınar ya. Burada şöyle çok da güzel bir burası. Köy meydanı gibi. Gökçeada Göleti. Evet, bakın şu anda Gökçeada Göleti'ne gidiyoruz. Ağlanın hemen üzerinde. Yol böyle güzel. Artık bütün sonbaharın renkleri kendini göstermeye başlamış burada da. Ama tabii burası yaklaşık yani 1000 metre vardır yani o kadar çıktık. Yani sonbahar buraya henüz gelmiş. Aşağıya daha geç geliyor. Daha fazla bir şey gördüm galiba ama bak evet. Yanlış bir şey söylemedim. Ya bayağı çıktık, bayağı tırmandık çünkü. Böyle güzel bir manzarada gidiyoruz. Evet, şimdi Gökçeova göletine geldik. Şimdi Ali Emre de beraber geldik. Ali Emre'nin arabasıyla geldik. Fotoğraf çekeceğiz biraz. Burası böyle değişik. Yaklaşık 1700 metreymiş buranın yüksekliği. Böyle güzel bir yayla. Yaylada da böyle güzel bir gölet var. Ama tabii mevsim geçtiği için şu anda kimse kalmamış. Yerler buz. Bak, takır takır ses geliyor şu anda. Böyle bir manzara, böyle bir doğa var arkadaşlar. Yani Köyceğiz'in arkasında böyle güzel ulu bir dağ var. Dağın da arkasında böyle bir gölet var. Çamlara bakın ne kadar güzel. Evet, bu da filmlerdeki dağ evi gibi. Böyle bir ev. Böyle bir baraka. Biraz daha aşağı inelim. Bakın böyle bir güzellik. Yerler buz. Yani Köyceğiz akşam 7-8 dereceydi. Burası 0'ın altına inmiştir çok rahat. Evet, şimdi göle karşı kahvemizi içiyoruz. Gölete karşı. Böyle bu güzel doğada. Sıcak kahvenin de tadı bir başka oluyor değil mi? Oo, bayağı soğuk çünkü. Evet. Oh, çok güzel. Şimdi bakın, Köyceğiz pazarındayız. Burası önemli bir pazar. Haftanın bir günü var değil mi pazar? Pazar günleri oluyor. Ama pazar gününden kurulmaya başlanıyor. Şimdi böyle bir pazarı çekeceğim.
hazır göstermeye çalışacağım. Bölge için çok önemli. Hatta o kadar önemli ki şehir içinde manav yok. Çünkü herkes ihtiyacını pazardan gideriyor neredeyse. Bakın bayağı büyük yani. Bölgenin büyüklüğüne göre çok büyük bir pazar. Bu nüfusa göre? Evet, bu nüfusa göre çok büyük. Çünkü çevreden de gelenler oluyor. Buranın büyük bir olayı pazartesi günü. Yani pazartesi günü işler aksıyor. İnsanlar pazara gelip illa bir alışveriş yapacaklar ya da bir şey satacaklar. Çok önemli bir olay burası için. Pazartesi gününde evde usta işin falan varsa bulamıyorsun. Bulamazsın. Büyük çoğunlukla yok. Buranın bir ritüeli yani böyle. Pazartesi günü pazara gelmek bir ritüel. Evet, bakalım şimdi fiyatlara bir. Burada nasıl diye. Yani normalde domates 25 lirayken bakın burada 10 lira. Domates 25 lira normalde. 10 lira domates. Evet, burada 10 lira. Patlıcan 15 lira. Patlıcan 15. Fasulye 30. 50 liraya şey var. Ha şu bak. Burada yerli bu. Pembe domates dedikleri domates ama yerli pembe. Yerli ve hakikaten çok lezzetli bir domates. Evet. O zaman bundan da alırsın. Bunlar buranın hep. Şimdi görüyor musun? Bak hep yerli ve şey salatalık. Salatalık, evet. Ata tohumu falan dedikleri işte. Hani... Domatesle yavaş yavaş ata tohumuna dönüyoruz ya. Öyle görüyorum mecbur yani. Mecbur kaldılar. Tadı çok güzel bir de. Ben çok beğendim. Yeteri kadar dayanıklı çıkmıyor. Çok yanıyor falan diye anlattılar. Ben hani kendim bildiğimden değil. Ben şeyden aldım. O şeyde Seferihisar tarafında ata tohumlu üstü yeşil böyle. O ayrı o ondan. Abi ama ne kadar tadı var domatesin. Cüneyt o çok özel bir domates. O da yerli domates. Burada da geliyor. Evet. Da var o domates. Tadı çok ya, güzel. Böyle kestiğin zaman içi ciğer gibi falan yani. Ama acayip bir şey. Tadı var. Çok güzel ya. Tabii, hani pahalı satılır. Ben dedim bu turşu domatesi mi dedim. Yok dedi. Bunu kesin tadına bakın dedim. Bir baktım abi acayip bir şey o, yani. Burada da var. O üstteki göbeğinin kenarları yeşil. Evet evet. Böyle. Ama yumuşacık. Hani sert değil. Her bölgede de başka isim veriyorlar ama müthiş bir şey. Yerli tohum. Tabii tabii. Bak burası böyle gidiyor. Böyle de gidiyor. Bakın burası böyle, böyle gidiyor. Öyle de gidiyor. Burası da böyle gidiyor. Arada sokağa da giriyor. Evet. Çek bir kilo. Bir senin bir çekeceğim ya. Şey çıkmadı daha. Yabani roka. Bir çıksa. Sen rokacısın. Şey bile burada ya İzmit'te çok bulamayız onu. Yabancı semizotu çok var. Ben de böyle semizotu ıspanak çok severim. Ben de severim. O semizotunu alıyorum. Güzel kavuruyorum. Böyle sarımsak soğanla. Yoğurtla falan. Şundan isterim İnge. O ben tekim o kadar çabuk tüketemiyorum. Suyuyla koyunca aylarca duruyor bu ya. Evet. Şu anda. Hangisini alırsak 100 lira. Evet. Zeytinci teyze. Bu sene zeytinimiz gıtkar. Bakalım devam ettirebileceğiz. İnşallah. Ben buraya ilk geldim. Yengeden aldım zeytini. Ondan sonra da hep buradan alırsın. Bu sağ olsun. Hem temiz, güzel. Ben de ondan. Yarım kilo. Bu ne dedi? Yoğurt. Sen ister misin ablam? Evet. Pazara diyorsun. Pazar önemli burada. Yani Aydın'ın, Denizli'nin, Muğla'nın çeşitli köylerinden falan çokça pazarcı geliyor. Köylü geliyor esnaf. Evet. Çünkü burada şuradan doğru gideceğiz. Dediğim gibi çok önemli bir kültür burada. Yani açık konuşayım. Tamam. Koca şeyde, Köyceğiz'de 3-5 tane manav var. Ya bu şeyde galiba böyle bir olay var. Bu yörük yerleşimlerinde.
benim gördüğüm pazar olayı çok önemli. Pazarsız mümkün değil. Çünkü yörükler, bizim bir Hasan Kaptan var, o bana söylemişti. Yörükler işte bu keçi meçi falan böyle hani yetiştirdiği hayvanların malını satmaya getiriyor. Burada da yerleşiklerden de şey alıyorlar. İşte sebze, meyve, bu üretilen şeyler vesaire. Öyle bir kültür oluşmuş. Aksu'da çok önemli bir pazar var. Aksu tarafında. Şimdi burada zaten şimdi bak. Sırayla gidersek. İşte buradan Ortaca. Ortaca'dan işte Dalaman. Ama aşağısında kenara aşağısında Dalyan pazarı var mesela. Yani şimdi Dalyan küçücük bir yer normal. Dikkat et arabaya. Hani değil mi? Evet. Bir pazarı var inanamazsın. Belki o, buradan büyük. O hangi günler oluyor? Yanılmıyorsam cumartesi günü. Cumartesi günü. Acayip büyük. İşte bu dediğin gibi yörük kültürü. Şimdi bu Datça'dan aşağı ağırlıklı olarak yörük kültürü. Yani evet. Ege, Mersin'e kadar öyle. Grek kültüründen ziyade. Ve evde tencere yemeği. Nispeten kalabalık aileler. Böyle bir şey, tüketim kültürü oluşmuş. Demin de dedim işte yani benim bildiğim 3-4 tane şey var. Ha, vardır yukarıki mahallelerde sağda solda manav ama şey yok yani. Ben de alışveriş yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Bitmiş ve çok lazımsa işte 3 tane domates alıyorum. Evet, evet. Yani, pazardan ihtiyacını gideriyorsun. Ama pazardan alıyorum. Şey değil. Dediğim gibi şeye iş güç yapamıyorsun. Evet. Pazarsız. Yani pazarın olduğu gün iş güç doğru düzgün yapamıyorsun. Çok önemli. Ama şeyi de güzel tabii. Hani fiyatları falan da gördük şimdi. Yok çok güzel. Yani, bayıldım. Hani limon 5 liraya limon. Hem taze hem güzel yani, hem de fiyatı güzel. Bir de çok az nadir olmak kaydıyla şey çıkar burada. Hani böyle durmuş beklemiş bilmem ne falan filan. Şey işte ne bileyim işte karnabahar aldım sabahleyin sökmüş işte. Of 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 hani ne güzel. Getirmiş. Evet arkadaşlar merhaba. Bakın şu anda Köyceğiz Gölü'nün kenarındayız. Saat 11-12 civarları. Burada benim 3. günüm. 2 gece kaldım. Böyle çok güzel bir yansıma var. Göl çok sakin. Böyle bir yansımayı göstermek istedim size. Şimdi ben buradan ayrılıyorum. Marmaris tarafına geçeceğim. Bakın karavanım buradaydı. Şimdi burayla ilgili düşüncelerim son derece olumlu. Kışın burası muhteşem güzel. Yani en güzel yerde duruyorsunuz. Kimse laf etmiyor. Hani öyle jandarma ya da zabıta gelip sizi kaldırmaya çalışmıyor. Hemen gölün kenarında gördüğünüz gibi. Muhteşem güzel. Suyu bol. Her yerde su var burada. Türkiye'nin en sulak yeri hemen öyle. Rize'den sonra herhalde şey ikinci yermiş. Öyle duydum. İkinci en yeşil yermiş. Evet sularımı doldurdum. Güneşimi alıyorum şu anda. Buradan ayrılacağım. Hava biraz soğumaya başladı. Ben de zaten bir haftalık sürem kaldı. Dönmem lazım. Sabahları 2-3 dereceye kadar düşüyor. Karavan işte 4-5 derece oluyor. Yani 2 battaniye bana yetiyor. Hala ve basıyor. Açmadım, inat ediyorum. Ama soğumaya başladı. Yani sabaha karşı üşüyorsunuz biraz. Ama gün içinde kısa kollu dolaşacak kadar ısınıyor tekrardan. Bakın şu anda böyle üzerinde uzun kollu var. Bana fazla geliyor. Böyle bir hava var bu bölgede. Sabahları soğuk, akşam soğuk. Akşam da yani 7-8 gibi iyi. İşte 10'dan 11'den sonra soğuyor öyle diyelim. Şimdi ayrılıyorum bugün. Kasım'ın 21'i. Marmaris'e doğru yol alacağım. İkinciye gidecektim. Baktım 40 km yol veriyor buradan. 40 km de geri döneceğim. Zaten sürem azaldı. Şimdi 80 km bir gece, iki gece için değmez dedim. Onun için Marmaris tarafına gideceğim. Orada gidecek daha çok yer var. Oraları göreyim. Artık önümüzdeki sene baharda geldiğimde ikinciye giderim. İkinciyi böyle sallamış olduk bu sefer. Ama görmek istediğim bir yer orası da. Evet, karavanıma biniyorum. Yeni macialarda buluşmak üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Karavanda kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.